Evet şimdi kaydetmeye başladık. Şimdi geçen hafta ulaşım yollarına bakmıştık. Burada yaptığımız şey tamamen nokta vuruşu. Benim özellikle yıl sonu seminerlerde, şehirlere gittiğim seminerlerde yaptığım nokta vuruş şeklinde nereden daha çok soru gelme ihtimali var? En çok nereye odaklanmamız gerekiyor? O programı burada yürütüyoruz. Dolayısıyla ulaşımdan soru gelecek. Ulaşım sistemleriyle ilgili geçen hafta can alıcı noktalar üzerinde durmuştuk. Ulaşım sistemlerinde demir karayolu, kara yolu, hava yolu, aynı zamanda deniz yolu ile ilgili tüyoları vermiştik. Özellikle Roro taşımacılığından bir soru beklediğimi belirtmiştim. Ona altını çizerek tekrar bahsedeyim, tekrar söyleyeyim. Bir de ulaşımın tarihçesi var. Ona başlayacağız. Bu daha çok vatandaşlığın sonunda güncel altı soru içerisinde coğrafya ile ilgili gelirse gelme ihtimali olan konulardan biri. Tabii sorunuz olursa chat kısmından bana yazabilirsiniz. Anında o sorulara da cevap verme imkanı buluruz. Şimdi ulaşımın tarihçesinde özellikle Anadolu'dan hangi tarihi yollar geçiyor, hangileri geçmiyor şeklinde bir soru oluşturulabilir. Tarihin özellikle derin noktalarına baktığımız zaman Anadolu'dan geçen en önemli tarihi yolun İpek Yolu olduğunu görmekteyiz. İpek Yolu Çin'in Hanko şehrinden başlıyor. Beijing yani başkent Pekin'den sonrasında işte Asya üzerinden, Orta Asya üzerinden İran üzerinden Trabzon'a, oradan İstanbul'a kadar giden tarihi bir yol. Avrupa'ya özellikle baharat İpek gibi çeşitli unsurları taşıyor. Dolayısıyla İpek Yolu Ümit Burnu'nun keşfinden sonra önemi azalan bir yol. Ancak şunu söyleyeyim. İpek Yolu Türkiye'den yani Anadolu'dan geçer mi? Evet, Anadolu'dan geçen bir yol olarak İpek Yolunu alıyoruz. Günümüzde İpek Yolu özellikle canlandırılmaya çalışılıyor. Yani İpek Yolu günümüzde tekrar faaliyet altına alınmaya çalışılıyor. Bu soruyu bekliyorum. Bu sene güncellerde bu soru gelebilir. Geçen sene öğrencilere dedim ki arkadaşlar özellikle Türkiye Antarktika'da Antarktika Çevre Anlaşması'na imza attığı için bir bilim üssü kurma imkanı buldu ve bilim üssü kuruyor. Bu bilim üssü Antarktika'da Horses Hoy adasında kurulacak. Bu soru gelebilir. Geçen sene bu soruyu sordular. Türkiye'nin Antarktika'da kuracağı bilim üssü özellikle nerede diye hangi adada kurulacak diye Horsehoe dolayısıyla çıktı. Bu bölümü görmüş müydük diyorsunuz. Ben çünkü sordum size. Görmedik dendi. Dolayısıyla o nedenle anlatıyorum. Önemli kişileri işledik diyoruz. Bu kısımları geçtik mi arkadaşlar? Geçtiysek bu kısımları atlayalım. Gördük diyorsunuz. O zaman bu kısımları geçiyorum. Bu soruya dikkat diyorum ama. Yani İpek yolu özellikle tek kuşak, tek yol projesiydi. Buna dikkat ediyoruz. Bunları gördüysek. Şöyle hızlı bir tekrar edeyim. Tamam. Cambaz sınır kapısından giriyor. Kapı Kule'den çıkıyor. Yani bu şekilde de bir soru oluşturulabilir. Gürcistan Cambaz sınır kapısından giriyor. Türkiye'den Kapı Kule sınır kapısından yurt dışına devam eden bir proje bu. Gündemde bir proje. Diğer Lidya, Lidya yolları geçiyor. Kim nereyi keşfetti bunları gördük. Yuvarlak olduğuna dair soruları çözdük. Tarihi isimleri gördük diyorsunuz. Bunları gördük. En son devrimleri söyledik. Asker bulundurdu ve fiziki coğrafyada kaldık. O zaman son kaldığımız yer burası ve buradan başlayacağız diyebiliriz bir tekrar oldu iyi de oldu o zaman buradan devam edeceğiz şimdi yeni gelenler için özellikle ilk konumuz Türkiye'nin fiziki coğrafyasında akarsular oluşturduğu şekiller ve göller olacak dediğim gibi beklediğimiz sorular üzerinden gidiyoruz dolayısıyla aslında kısa sürede çok daha net bilgiler üzerinde duruyoruz şimdi dış kuvvetler dediğimiz zaman enerjiyi güneşten alan, yeryüzünü şekillendiren ve oluşturan yapıcı kuvvetler aklınıza gelsin. Dış kuvvetler yapıcı özelliği olan, özellikle bunu düzelteyim, dış kuvvetler iç kuvvetlerin oluşturdukları şekilleri daha çok değiştiren kuvvetler olarak enerjiyi güneşten alan kuvvetler bunlar. Türkiye'de en belirleyici olan dış kuvvet hangisi derse akarsular diyeceğiz. Bunu not alalım. Türkiye'de en etkili dış kuvvet akarsulardır. En az etkili dış kuvvet hangisi derse buzullar diyeceğiz. Çünkü Türkiye kutuplara oldukça uzaktır. Yani matematiksel konum olarak buzullar Türkiye'de deniz seviyesinde etkili olamamış. Yükselti etkisiyle etkili olmuş. Buzullaşma Türkiye'nin enlem etkisiyle en az etkili olduğu dış kuvvet diyeceğiz. Peki hiç etkili olmayan özellikle dış kuvvet var mı? Hiç etkili olmayan dış kuvvet ise okyanus akıntılarıdır. Gelgittir. Çünkü Türkiye'nin okyanusa kıyısı yoktur. Dolayısıyla gelgit etkili bir dış kuvvet değildir. Yani okyanus akıntılarıyla gelgit etkili değildir. Buzullar çok az etkilidir. En etkili olan ise akarsulardır şeklinde yorum yapabiliyoruz. Şimdi bunlardan tabi dış kuvvetleri göreceğiz. Sonra iç kuvvetler yani orojenez, eprojenez, depremler, volkanizma faaliyetleri karşımıza çıkacak. Ama en etkili olan akarsularla anlatmaya başlayacağız. Peki dış kuvvetlerin etkili olduğu alanlar genel olarak nereler? Bir kapsam olarak şöyle geniş bir şekilde buna da bakalım. Akarsular Türkiye'de çok etkili demiştik. Özellikle nemli yarı kurak orta kuşakta akarsuların çok etkili olduğunu görüyoruz. Türkiye gibi engebeli yüksek bir ülkede çok daha etkili. Rüzgarlar genelde kurak yarı kurak bitki örtüsünün az olduğu ülkelerde ve Türkiye'de iç ve güneydoğuda daha çok etkili. Buzullar doğuya gittikçe güncel buzul olarak Türkiye'de artıyor. Özellikle yüksek dağlarda, Hakkari bölümünde. Ama bir Norveç, bir Finlandiya, bir Kanada olmadığımız için matematiksel konumdan dolayı buzullar çok etkili olamıyor. Karstik şekiller Akdeniz'de genelde sınırlı. Ağırlıklı olarak Akdeniz, Antalya, Taşeli platosu, Teke platosu, yer yer denizli, Sivas, Zara, Çankırı, Bolu buralarda da var ama ağırlık Antalya kapsamlı. Dalga akıntılar ise özellikle kıyıda ve Marmara, Boğazlar'da karşımıza çıkan dış kuvvetin etkili olduğu noktalar. Ama tabii ki okyanus akıntıları ve gelgit özellikle büyük okyanus kıyılarında görülüyor. Bizde etkili değil diyoruz. Şimdi arkadaşlar en önemli kısma geldik. Şimdi kalemi elinize alın ve özellikle söylediğim yerleri mutlaka not alın. Çünkü bu bu konu yani akarsularımız ile ilgili sorular mutlaka geliyor, daha önce de çıktı, yine çıkacak. Hangi akarsuyumuzu nasıl sorabilirler? Bu bilgi nasıl karşınıza gelebilir? Özellikle önce şunu söyleyelim haritaya geçmeden önce. Ülkemizden doğup başka ülkelere giden akarsularımızı önce bir not alalım. Yani kaynağı özellikle ülkemizde kaynaklarını ülkemizden alıyorlar ama havzaları dış ülkede yani dış ülkeden denize ya da göle dökülüyorlar. Bunlardan bir tanesi Fırat, yurt dışına devam eden çok önemli bir ırmak, göreceğiz birazdan. İkincisi Dicle, Aras, Kura, Çorum. Bunların özelliği Türkiye'den doğup yurt dışına dökülüyor olmaları. Yani kaynakları Türkiye'de havzaları açık ya da kapalı ama başka ülkede yer alıyor. Diğer bir bilgi ise başka ülkelerden doğup ülkemizden denize dökülenler yani kaynakları başka ülkede, havzaları bizde olan asi ile Meriç. Yani bu soru hangisi kaynağı bizde olup havzası başka ülkede olan ırmaklara örnek gösterilemez şeklinde bir soruyla sorulabilir. Dolayısıyla bunu Not aldıysanız, şimdi ırmakları tek tek görmeye başlayabiliriz. Bunu mutlaka not alın ya da fotoğrafını çekin. Sonra da dinleyebilirsiniz. Kayıt altına alınıyor çünkü. Şimdi önce Meriç'le başlayacağız. Arkadaşlar Meriç mutlaka sorulabilecek bir ırmak. Daha önce KPSS sınavında çıktı. Meriç özellikle Bulgaristan, Balkan dağlarından doğan bir ırmak. Bulgaristan Balkan Dağları'ndan doğuyor. Yunanistan sınırını çiziyor. Yani sınır çizen bir ırmak batı sınırını çiziyor. Yunanistan sınırını çiziyor. Marmara'dan Ege Denizi'ne dökülüyor. Bakın Ege Denizi'ne dökülüyor. Ama Marmara'dan Ege Denizi'ne dökülüyor. Meriç'in özelliği en çok taşkın yapan ırmak olması. Yani Türkiye'de özellikle kışın en çok taşkın Meriç tarafından yapılıyor. En çok taşkın yapan ırmak diyeceğiz. Tabi taşkın yapması, sel yapması Bulgarların baraj kapaklarını açmasıyla da ilgili ama böyle bir cevap konulmaz. Yani A şıkkında Bulgarlar diye bir cevap olmaz. Dolayısıyla neden diye sorulduğu zaman, neden en çok taşkını Meriç yapıyor derse yatak seviyesi çok düşük olduğu için bu soruyu arayacağız. Bu cevabı arayacağız. Yatak seviyesi o kadar alçak ki kışın ilkbaharda kar erimeleriyle, yağışlarla birlikte taşkın seviyesi yatağını aşıyor. O nedenle hani Meriç'e girseniz boyunuzu aşmaz. Bazı dönemlerde özellikle su seviyesi belinize kadar gelebilir. Dolayısıyla Meriç Irmağı en çok taşkın yapan ırmaktır. Meriç Havzası yani Meriç Irmağı çevresi pirinç üretiminde birincidir. Pirinç derse aklınıza Meriç gelsin. Pirinç üretiminde birinci sırada. Bir bilgi daha vereyim size. Meriç ırmağı çizilirken yani Meriç ırmağı Bulgaristan sınırını çizerken Meriç ırmağının en sığ noktaları dikkate alınmış. En sığ noktaları. Biz buna Talvek çizgisi diyoruz. Talvek çizgisi. Bunu mutlaka not alın. Talvek çizgisi. O zaman soru şöyle çıksa. Talvek çizgisine göre çizilen sınırımız Yunanistan sınırıdır. Hangi ırmak Talvek çizgisine göre bu sınırı çizmiştir derse Meriş diyeceğiz. Ya da direkt Talvek çizgisine göre sınır çizen ırmak hangisi derse Meriç diyoruz. Unutmayın. Talvek çizgisi akarsuyun en sığ noktalarını oluşturan çizgi demek. Buraya kadar sorunuz var mı Meriç'le ilgili? Not alamadığınız, sormak istediğiniz bir şey var mıydı? Arada yazın ki, yok peki, Ergen'e Meriç'in bir kolu, Meriç'in bir Türkiye'deki kolu uzantısı suyunu Meriç'e veriyor. Ergen'e çok kirli ırmak, Türkiye'de en kirli iki ırmak hangisi derse Sakarya ve Ergene diyeceğiz. En kirli iki ırmak Sakarya ve Ergene'dir. Ergene o kadar kirli ki Ergene'nin kurtarma projesi var. Yani Ergene Şafak Harekatı adıyla bir temizleme projesine sahip. Dolayısıyla ayçiçeği fabrikalarından dolayı çok kirli bir ırmak diyebiliriz. Ergene ayçiçeği üretiminde birinci sıradadır ayçiçeği üretiminde birinci sırada. Susurluk Marmara Denizi'ne dökülen tek ırmaktır. Haritada gördüğünüz gibi Marmara Denizi'ne dökülen tek ırmak Susurluk'tur. Susurluk kirli bir ırmaktır. Zaten sanayinin olduğu yerlerdeki ırmaklar kirlidirler. Susurluğun özelliği deniz seviyesine çok yakın olması. Yani hiçbir akarsuyumuz, henüz deniz seviyesine inmemiştir. Yani denge profiline ulaşmamıştır. Ancak susurluk denge profiline en yakın ırmaktır. O da inmemiştir ama Marmara çöktüğü için dördüncü zamanda denge profiline en yakın ırmak hangisi derse susurluğu arayacaksınız. Ve geldik artık Sakarya ırmağına. Sakarya ırmağı dört bölgeden geçen tek ırmaktır. Bunu yazalım dört bölgeyi kat eden tek ırmak diyeceğiz. Yani Ergene suyunu nereden alıyor? Bölgede fazla yağış yok, bir su birikintisi de yok diyor. Ergene özellikle kuzeyde Yıldız Dağları'na yakın yerlerden doğuyor ve ilkbahar yağışlarıyla besleniyor ama su seviyesi zaten o bölgede çok yüksek değil, onu da söyleyelim. Tekrar Sakarya'ya dönelim. Ege'den doğuyor. Kütahya tarafından doğar Emir Dağları'ndan. Bunları yazmasanız da olur. Ege'den doğuyor. Sonra İç Anadolu'ya giriyor. Hatta Porsuk kolu var. Sonra Marmara, Karadeniz'den denize dökülüyor. Ama Susurlu'nun özelliği akıntıdan dolayı delta oluşturamayan bir ırmak olması. Yani boğaz akıntısı Sakarya'nın delta oluşturmasını engelliyor. Hangi ırmağımız boğaz akıntısından dolayı delta oluşturamamıştır derse Sakarya'yı arayacaksınız. Sakarya alivyonu getiriyor, akıntı alıp götürüyor. Dolayısıyla Sakarya ovası bir delta ovası olamıyor. Sakarya kirli midir? Evet kirlidir. Ergene kadar kirlidir. Çünkü Marmara'da özellikle yoğun bir sanayi faaliyetinin içinde kalır. Hemen yanında Yenice yani Filios ile Bartın çayları var. Bunları çay diyoruz. Küçük yani. Yenice ve Bartın'ın özelliği şu. Türkiye genelde akarsu bakımından denge profiline ulaşmamış, rejimleri düzensiz, debileri düşük akarsulara sahip. Böyle akarsularda ulaşım yapamazsınız. Türkiye akarsuları ulaşıma elverişli değildir. Taşımacılığa elverişli değildir. Çünkü yüksek engebeli bir ülkeyiz. Denge profili oluşmamış. Yatak eğimleri fazla. Enerji potansiyelleri yüksek. Buradan bunu görüyoruz. Aynı zamanda akarsu rejimleri düzenli değil. Peki taşımacılık yapan akarsuyumuz var mı? İki tane var. Bartın ve Filyos. Üzerinde ulaşım yapılan, taşımacılık yapılan hangi iki ırmak derse Bartın ve Filyos diyeceksiniz. Yani buradaki taşımacılık özellikle yolcu taşımacılığı değil, kereste taşımacılığı yapılıyor. Yani 3-4 kilometre mesafede ağaç fabrikalarına, kereste fabrikalarına ağaç tomrukları gönderiliyor. Ama hangi iki ırmakta taşımacılık yapılmaktadır derse Bartın ile Filios'u arayacaksınız. En çok Bartın özellikle ama ikincisini isterse Filios'u da arayabilirsiniz. Ve Kızılırmağa geldik. Türkiye içindeki en uzun ırmak. Şu kollarını yazın. Delice, Devres, Gökırmak. Kolları zor bir soru olur. Çıkar mı? Çıkmaz diyemem. Çıkarsa çok eleyici bir soru olur. Kızılırmak'ın kolları Delice, Devres, Gökırmak. Şimdi kızılırmak Sivas Kızıldağ'dan doğar. Sivas Kızıldağ jips topografyası olan bir alan. Yani ne demek jips? Alçı taşı eridiği zaman kırmızıya dönüşüyor. O nedenle bu ırmağımız kızıl akıyor. Yani rengi kırmızıya dönüşüyor. Jips topografyasından dolayı rengi kırmızıya dönüşür. Kızılırmak'ın Samsun'da yaptığı delta'nın ismi Bafra'dır. Bafra deltasını yapar. Neden direkt Doğu Karadeniz'e yönelmemiş? E çünkü orada dağlar yüksek paraleldir, orayı aşamaz. Orta Karadeniz'de Canik Dağları geridedir, oraya rahatlıkla girer, deltasını yapar. Yani neden orada delta oluşmuş? Dağlar geride olduğu için delta oluşmuş. Kızılırmak, Türkiye'de Osmanlı döneminde de ilk baraja sahip Irmak, Bunu mutlaka not alalım. Osmanlı'da sulama amaçlı yapılan ilk baraj Kızılırmak üzerine yapılmış. Genç Osman yaptırmış. Topuzbendi barajı diyeceğiz. Topuzbendi barajı. Ankara yakınlarında Osmanlı'nın yaptırdığı, sulama amaçlı, Genç Osman'ın yaptırdığı ilk baraj diyoruz. Sulama amaçlı Topuz Bendi Barajı. Sonra o yıkılmış, yerine Cumhuriyet döneminin ilk barajı yapılmış, Çubuk 1 Barajı. Yerine Çubuk 1 Barajı yapılıyor. Demek ki ilk barajlar Türkiye için, Osmanlı için Kızılırmak diyeceğiz. Deltası da Bafra dedik ve geldik Yeşilırmak'a. İki kolu var. Çekerek ile kelkit. İki kola sahip yeşil ırmak. Çekerek ile kelkit kolları. Yeşil arkadaşlar şöyle sorulur. Türkiye'de en çok erozyon etkisiyle üzerindeki barajların ömrünü kısaltan ırmak hangisidir? Yeşil diyeceğiz. En çok erozyon oluşturan ırmaktır yeşil havzası tehlikededir. O nedenle Yeşilırmak Havzası Koruma Geliştirme Projesi oluşturulmuştur devlet tarafından. Yeşilırmak Havzası Koruma Geliştirme Projesi. Yani bu proje erozyona karşı, afete karşı oluşturulan tek kalkınma projesidir. O nedenle en çok özellikle taşkın, sel, erozyon yapan diyeceğiz. Yani üzerinde bir sürü baraj var ama barajların ömrü kısa. Çünkü Yeşilırmak o baraj göllerini dolduruyor o zamanla. Bu proje çok soruldu. Yeşilırmak Havzası geliştirme projesi daha önce çok soruldu. Özellikle bu proje yani Yeşilırmak Havzası projesinde Samsun var, Amasya var, Tokat var, Çorum var. Dört il var. Samsun, Amasya, Tokat, Çorum. Bu kalkınma projeleri de sınavlarda çıkıyor. Bunları da göreceğiz. Hangisi yoktur diyor mesela. Yani Yeşilırmak projesi içerisinde hangi ilimiz yoktur? Genelde Yozgat'ı veriyorlar ama dört il var. Samsun, Amasya, Tokat, Çorum. Yeşilırmak'ın deltası da Çarşamba deltası. Yeşil delta yapmış, dağlar geride olunca kıtasağınlığı geniş olmuş. Her iki ırmakta, Kızılırmak'ta, Yeşilırmak'ta kıyı doldurmuş. Kıtasağınlığı geniş kıyısı deltayı oluşturmuş. Ve Çoruh ırmağındayız. Çoruh ırmağı en dar, en derin vadiler içinde akan ırmak diyeceğiz. Türkiye'de çentik vadiler içinde çok dar çok coşkulu, çok hızlı bir şekilde akar. Sulamaya elverişli değildir. Sadece elektrik üretmek amacıyla kullanılan ırmaktır. Sadece elektrik üretmek amacıyla kullanılır. Sulamada kullanılmaz. Yani üzerindeki barajların yapılma amacı elektriktir. Zaten en yüksek barajlar Çoruk Nehri üzerine yapılmakta. En çok baraj da Çoruk Nehri üzerinde. En çok baraj olan, en yüksek barajları olan, sadece elektrik üretmek amacıyla kullanılan ırmak diyoruz. Çoruk o kadar hızlı akar ki ilk rafting burada başlamıştır. Halen profesyonel raftingçiler burada spor yaparlar. İlk raftingin başladığı ırmak diyeceğiz. Çoruk için. İlk rafting. Ama şu anda rafting'te de birinci değil. Ama ilk orada başladı. Bir de şunu söyleyelim tabii. Çoruh üzerinde şu an en yüksek barajımız Deriner'dir. Şu an en yüksek barajımız Deriner diyeceğiz. Deriner. Ama ileride hangisi diye sorarsa Yusufeli diyeceğiz. Yani Yusufeli özellikle arkadaşlar henüz bitmedi ama ileride en yüksek barajımız olacak. Şu an Deriner, ileride Yusufeli. Rafting ilk olarak burada başladı dedik ama şu an Manavgat raftingde birinci dedik. Ama ilk rafting burada başladı. Çoruk'ta başladı. Evet buraya kadar sorunuz var mı? Buraya kadar anlattığım ırmaklarla ilgili sorunuz var mıydı? Evet. Yoksa devam. Şimdi geldik alt kısma arkadaşlar. Alt kısımda arpa çay var görüyorsunuz. Arpa çay. Şimdi arpa çayda şöyle şu kısmı alayım. Kapalı havza Hazar Gölü demiş arpa çaya kapalı demiş. Şimdi arpa çay arkadaşlar Aras'ın bir koludur. Ermenistan sınırını çizer. Ermenistan sınırını arpa çay çiziyor. Bunu not alalım. Aras'ın bir koludur. Ermenistan sınırını çizmektedir. Burada Aras ve Kura var. Üst tarafta Kura var görüyorsunuz. Alt tarafta Aras var. Şimdi bu iki ırmak için ortak özellik şudur. İkisi de Hazar denizine dökülür. Yani doğuya doğru akar. Bütün ırmaklarımız genelde batıya doğru akıyor. Ki Türkiye üç tarafı denizlerle bir yarımada çevrili. Akarsularımızın %98'i denize dökülür. Açık havzadır. Ama Aras Kura Hazar denizine dökülür. Aras Kura kapalı havzadır. O nedenle Aras Kura Türkiye'nin tek kapalı havza ırmaklarıdır. Yani Türkiye'de hangi ırmaklar kapalı havza ırmakları derse, suyunu denize dökmezler derse Hazar Denizi, Hazar Gölü, Aras Kura ırmakları diyeceğiz. Dolayısıyla Türkiye akarsularından farklı kapalı havza olmaları. Kura'yı bir kenara bırakalım ama Aras çok önemli. Aras Ermenistan, Nahçıvan, İran, Türkiye arasında sınır çizer. Dolayısıyla dünyada ve Türkiye'de en çok sınır çizen ırmaktır. Bunu not alalım. Ermenistan, Nahçıvan, İran, Türkiye arasında sınır çiziyor. Dünyada en çok sınır çizen, Türkiye'de en çok sınır çizen ırmak oluyor. Aras İran sınırını çizerken Özellikle en yüksek noktalarından geçer sınırın. O nedenle İran sınırı talivek çizgisine göre çizilmiştir. Pardon düzeltiyorum. Talivek çizgisi Meriç'ti. Su bölümü çizgisine göre çizilmiştir. Yani hangi sınırımız su bölümü çizgisine göre çizilmiştir derse, ki geçen hafta söylemiştik bunu, İran sınırı diyeceğiz. Yani ırmağın en yüksek noktaları dikkate alınmış. Dolayısıyla tüm sınır çizmese de İran sınırının bir bölümünde su bölümü çizgisini görmekteyiz. En eski, en dağlık sınırdı. Ama sadece İran sınırının bir bölümünü çizmiyor Aras tabi. Ermenistan, Nahçıvan, Türkiye sınırlarını da çiziyor diyeceğiz. Yani Aras dünyada ve Türkiye'de en çok sınır çizen ırmak özelliği taşıyor. Bir de şunu söyleyelim. Türkiye genelde Akdeniz yağış rejimine sahip. Yani kışın genelde yağış alıyor. iç kısımlar kar, kıyı kesimler yağmur şeklinde Akdeniz yağış rejimi. Oysa Aras Kura ilkbaharı ve yazın yağış alıyor. Ve yazında yağış aldığı için, ilkbaharda da yağış aldığı için yazın ve ilkbaharda suları yükselmeye devam ediyor. Çünkü Türkiye'de genelde bu mevsimlerde akarsuların suları çekiliyor ama Aras ve Kura'nın yaz aylarında da ilkbahar aylarında da beslenebildiğini söyleyelim. Ve geçelim Zap suyuna. Zap suyu Dicle'nin bir kolu. Hakkari dağlarından doğup Irak'ta suyunu Dicle'ye veriyor. Hakkari dağlarından doğup suyunu Irak'ta Dicle'ye verir. Bu Zap suyu sorulmuştu. Hangi ırmağımız en temiz ırmaktır diye sordular. Zap diyeceğiz. Zap suyu en temiz ırmak olarak özellikle sorulmuştu. Zap suyunun temiz olması bölgede sanayinin olmamasından kaynaklanıyor. Yani zapa bağlı değil, bölgede sanayi olmadığı için. Bir soru var. Yüz ölçüm bizden büyük olan komşumuz, tek komşumuz İran. Evet, İran öyle. Geldik Dicle'ye. Şimdi Dicle, Fırat çok önemli iki ırmak. Şimdi Dicle'yi anlatmadan önce Fırat'tan biraz bahsedelim. Sonra Dicle ile birlikte gidelim. Fırat yurt dışına devam eden en uzun ırmak. Yani yurt dışında bizi temsil eden ama yurt içinde de oldukça uzun olan en uzun ırmaklarımız içerisinde karma rejimli. Yani Uzun ırmaklar karma rejimlidir. Yılın belli dönemi düzenli gider suları, akışları. Belli dönemi düzensiz gider. Mesela Fırat karma rejimlidir. Sakarya, Kızılırmak, Dicle karma rejimlidir. Bunlar karma rejimi. 6 ay düzenli, 6 ay düzensizdir. Fırat, debisi en yüksek ırmağımızdır. Yani taşıdığı su en yüksek ırmak diyeceğiz Fırat için. Debisi en yüksek ırmak Fırat ırmağıdır Türkiye'de. Çok su taşır. Kar erimelerinden ikbarda çok etkilenir ve en çok elektrik üreten ırmaktır. Yani Fırat Nehri en çok elektrik üreten ırmak diyeceğiz. En yüksek barajlar yok üzerinde ama en büyük, en çok elektrik üreten barajlar Fırat üzerindedir. En çok elektriği Fırat üretiyor. Fırat'ın İki kolu var, Karasu ve Murat. Kuzey Doğu'dan Karasu geliyor, Kuzey'dan biraz daha Kuzey'den Karasu, Kuzey Doğu'dan Murat geliyor, Elazığ'da birleşiyor. Hayır, elektrikte de Çoruk değil. En çok elektrik üretmede Fırat. Sadece elektrik üretme amaçlı Çoruk. Ona dikkat edin. Karasu ile Murat'ın birleştiği yer Elazığ. Buraya Türkiye Keban Barajı'nı kurmuş. Keban. Karasu ile Murat, Fırat'la birleştiği yere Türkiye Keban Barajı'nı kurmuş. Onun altında Karakaya Barajı var. Onun altında Türkiye'nin en büyük barajı Atatürk var. En çok elektriği bu üretiyor. İlk üç baraj bunlar zaten. Yani Türkiye'nin en çok elektrik üreten üç barajı Fırat üzerindedir en çok elektrik üreten 3 barajı. Atatürk, Keban, Karakaya. En çok elektrik üreten 3 baraj. Atatürk, Keban, Karakaya. Atatürk birincidir. Keban ikincidir. Karakaya üçüncüdür. Sesim gelmiyor mu şu anda? Sesle ilgili problem var mı? Problem yok. Tamam. Üç baraj böyle. Atatürk, Keban, Karakaya. Ama Keban Gap'a dahil değil. Bunu not alın. Keban Gap'a dahil değil. Çünkü Gap'tan önce de vardı. Yani Keban Gap'ın barajı değildir. Gap'tan önce de vardı. Yani yapabileceğim bir şey yok. Yaklaşıyorum ama mikrofon da yok şu anda yanımda. Böyle devam edelim. E, mikrofonu ayarlayayım birazdan. Şimdi iyi mi? Alara Hümeyra alıyor mu sesimi? Tamam. Şimdi burada bir baraj daha var. Bakın mouse'u şuraya odakladım. Buradaki barajın ismi ise arkadaşlar buradaki barajın ismi Brecik Barajı. R'le Brecik Barajı. Brecik Barajı. Şimdi bu baraj yani Brecik Barajı da yapıldıktan sonra bir antik kenti sular altında bıraktı. Bu sorulabilir. Hangi antik kent Brecik Barajı'nın suları altında kaldı derse Antep Zeukma Barajı diyeceğiz. Brecik Barajı'nın sular altında bıraktığı antik kent Antep Zeukma antik kenti. Şu an Antep'te müzedir bu antik kent. Tamamen su altında kalmıştır. Antep Zeukma antik kenti diyoruz. Brecik Barajı Halfeti'de yapılan küçük bir baraj ama sular altında bıraktı Zeukma antik kentini. Şimdi <laughs> Fırat Doğu Anadolu'dan doğuyor. Güneydoğu'ya giriyor. Sonra Suriye'ye giriyor. Suriye ile yıllarca su problemi yaşattı bize. Sonra Irak'a geçiyor, Dicle ile birleşiyor. Şimdi Dicle hiç Suriye'ye uğramaz. Fırat Suriye'ye uğrar. Zaten eğer size Suriye ile su probleminde en fazla problem yaşadığımız ırmak hangisi derse Fırat diyeceksiniz. Ama Dicle'nin öyle bir problemi yok. Dicle direkt Irak'a geçiyor. Suriye'ye hiç uğramıyor. Şimdi bir soru çıktı. Fıratlı Dicle'nin Irak'taki birleştikten sonra tek ırmak ismi nedir diye sordular. Fırat'la Dicle'nin tek ırmak ismi nedir? Şabdül Arap ırmağı diyoruz. Fırat'la Dicle'nin Irak'taki ortak ismi Şabdül Arap ırmağı. Şabdül Arap ırmağı Fırat'la Dicle'nin Irak'taki ortak ismidir. Tek ırmak olarak Basra Körfezi'ne dökülür. Şabdül Arap bu çıktı. Şabdül Arap dünyanın en verimli topraklarını sular. Mezopotamya. Diğer adıyla Mümbit Hilal verimli hilal. Yani Şabdül Arap'ın suladığı Irak'taki toprakların ismi nedir derse medeniyetlerin beşiği diye geçen Mezopotamya diyor. Mezopotamya, Mümbit Hilal, verimli hilali suluyor. Burası ilk yazının bulunduğu yer. Sümerler, Elamlar, Akatlar. Yani çok fazla medeniyet gelmiş geçmiş burada. İlk tarım burada başlamış. İlk şehir devleti buraya kurulmuş. Yani yazı burada ortaya çıkmış. Peki Fırat'ın geçtiği ilk mabet, ilk dini yapı neresi? İlk tarımın başladığı Anadolu'daki yer neresi? Fırat'ın geçtiği derse Göbekli Tepe diyeceğiz. Urfa. Urfa Göbekli Tepe 2019 yılıydı. 2019 Göbekli Tepe yılıydı. Dünyanın ilk mabeti, dünyanın ilk ee, dini mekanı. Aynı zamanda Anadolu'da tarımın başladığı ilk yer olarak not alın bunu. Fırat'ın suladığı yer. Mezopotamya hangi ırmak tarafından sulanmıştır derse Şabdül Arap. Bunun dışında Göbekli Tepe hangi ırmak tarafından sulanmıştır derse o zaman Fırat diyeceğiz. Fırat tabi arkadaşlar çok önemli ırmak. Barajlarını söyledik. Dicle üzerinde bir tek barajı bileceksiniz. Dicle üresi üzerinde bilmeniz gereken baraj ise Ilısu Barajı. Dicle üzerinde Ilısu Barajı. Ilısu Barajı yapıldıktan sonra Batman Hasan Keyf sular altında kaldı. Bundan not alalım. Ilısu Barajı yapıldıktan sonra Batman Hasan Keyf sular altında kaldı. Yani bir daha tekrarlayalım. Birecik Barajı Zevkma Antik Kentini Ilısu Barajı ise Batman Hasan Keyf antik kentini sular altında bıraktı. Bakayım ara vereceğiz. Bu son söylediklerim gelmedi mi size? Gelmiyor hocam. Gelmedi mi? Söyleyeyim bir daha. Şu an ses yok mu arkadaşlar? Eyvah. Şan geldi. geldi hocam ama az öncekiler gelmedi. Nerede kesildi? Ee, bu Hasan Keiften öncesi yok hocam. Allah Allah. Neyse o zaman şöyle şu bölümü e, bir ara verelim ondan sonra devam edelim o bölümü tekrar edeyim tamam mı? Evet bir beş dakika tamam ara verelim. hocam vereyim. teşekkürler. Evet şu Fırat üzerindeki meseleleri bir daha anlatayım size. Arkadaşlar Fırat üzerinde özellikle en büyük barajımız var demiştim Atatürk. Sonrasında ikinci sırada Keban vardı. Üçüncü sırada Karakaya vardı. Keban GAP'a dahil olmayan tek barajdı. Çünkü GAP'tan önce de var Keban. Diğerleri GAP'la birlikte yapılmış. Keban Elazığ'daki Gap öncesinde de var olduğu için Gap'a dahil olmayan baraj olarak bileceksiniz onu. Fırat üzerinde sonradan Gap dahilinde bir baraj daha yapıldı. Brecik Barajı. Brecik, Brecik Barajı yapıldıktan sonra da Antep Zeukma Antik Kenti sular altında kaldı. Onu söyledik. Antep Zeukma Antik Kentini sular altında bırakan baraj ise Brecik Barajı oldu. R ile Brecik Barajı. Halfeti de yapıldı. Antep Zeukma'yı da şu an zaten Antep'te müzedir. Sular altında bıraktı. Dicle üzerinde de arkadaşlar bir baraj önemli. Ilısu Barajı. Ilısu Barajı yapıldıktan sonra da Batman Hasankeyf sular altında kaldı. Artukların başkentiydi. Batman Hasankeyf'i sular altında bırakan baraj ise Ilısu barajı diyeceğiz. Batman Hasan keyfi sular altında bırakan baraj diyeceğiz. Fırat Dicle Irak'ta birleşip Şabdül Arap Irmağı ismini aldığını söylemiştik. Şabdül Arap Irmağı da Mezopotamya yani Mümbit Hilali sulayıp Basra Körfezi'ne dökülüyordu. Fırat da Urfa Göbekli Tepe antik kentinden geçerek o bölgeyi yıllarca beslemiş ırmak olarak ifade ettik. Buraya kadar anlattıklarımla ilgili sormak istediğiniz bir şey var mıydı? Fırat Dicle'nin sesin gittiği yerde kısımlarını tekrar ettim. Seste problem yoksa Asya'ya geçeceğiz. Herkes net olarak duyuyor mu? Kesik kesik gelmiyor değil mi artık? Peki. Şimdi Asi arkadaşlar Suriye yani Hatay Suriye arasında sınır çizer. Bu en son çizilen sınır. Tarımın başladığı ilk ırmak. Tarımın başladığı ilk ırmak şeklinde bir soru nerede diye cevaplandırılır. Mezopotamya'da Şabdül Arap, Türkiye'de Fırat olarak değerlendirebiliriz. Asi arkadaşlar güney sınırımızı çiziyor. Yani Hatay Suriye sınırını çiziyor Asya ırmağı ters akar derler ama bir ırmağın tersi düzü olmaz. Daha çok yer şekillerini takip ettiği için böyle bir özelliği var. Seyhan Ceyhan. Seyhan Ceyhan ırmakları birlikte Çukurova'yı oluşturan iki ırmaktır. Türkiye'nin en büyük delta ovası, Türkiye'nin en verimli delta ovası, Çukurova ovası, Seyhan ve Ceyhan ırmaklarının oluşturduğu delta ovası diyebiliriz. Onun dışında arkadaşlar geldik Göksu'ya. Göksu Irmağı'nın Göksu deltası ise Silifke'dir. Göksu deltası ya da diğer adıyla Silifke deltasını yapar. Neden? Batı Akdeniz değil de Doğu Akdeniz. Çünkü Doğu Akdeniz'de dağlar geridedir. Doğu Akdeniz'de dağların geride olması kıta sağlığını genişletmiş. Kıyısı olunca Seyhan, Ceyhan, Göksu Irmakları delta yapmışlar. Seyhan, Ceyhan Çukurova'yı oluşturmuş. Göksu Silifke'yi oluşturmuş. Geldik batıdaki akarsulara. Manavgat, Köprüçay, Aksu, Dalaman. Bunlar içerisinde bilmemiz gereken özellikle Manavgat. Manavgat ya işte biraz önce söyledim. Ters akma, düz akma diye bir özellik yok. Yani bir ırmahın tersi düzü olmaz. Akış yönü yer şekillerine bağlı olduğu için Yer şekilleri hangi doğrultuda eğimliyse oraya doğru akar. Dolayısıyla hani ters ya da düz meselesi çok e, bilimsel bir durum değil. Manavgat, köprü aksu gibi ırmaklar Akdeniz'de iklimden dolayı yazın suları azalması gereken ırmaklar. Akdeniz iklimi yazları kurak geçiren bir iklim. Bu ırmakların suları çekilmesi gerekiyor ama özellikle Manavgat'ın yazında suyu azalmıyor. Neden yazında suyu azalmıyor derse... Çünkü Manavgat gibi ırmaklar karstik kaynaklarla beslenen ırmaklardır. Bunu not alalım. Karstik kaynaklarla yer altından yaz boyunca, yıl boyunca beslenen en önemli ırmak hangisi derse Manavgat diyeceğiz. Köprü çayında da bu özellik var. Aksu'da da var. Dalaman, Eşen çayında da var ama en çok bundan Manavgat yararlanıyor. O nedenle Karadeniz dışında Rejimi kısmen düzenli ırmağımız hangisi derse Manavgat diyeceğiz. Karadeniz bölgesi dışında rejimi yağışa bağlı değil ama kısmen düzenli olan ırmak Manavgat diyoruz. O nedenle Manavgat yıl boyunca rafting yapılan ırmak ve birinci sırada. Yıl boyunca rafting yapılıyor. Rejimi kısmen düzenli kısmen düzenli. Yani tam anlamıyla düzenli değil ama yaz aylarında beslendiği için suyunda radikal bir çekilme yaşamıyor. Bir de bu ırmaklar yani Akdeniz'in ırmakları, Manavgat, Köprü, Aksu gibi ırmaklar boyları en kısa ırmaklardır. Enerji üretmeye elverişlidirler. Yani baraj yapmaya elverişli ırmaklardır. En çok çağlayan dev kazanı bu ırmaklarda vardır. En çok çağlayan dev kazanı bu ırmaklarda özellikle görülüyor. Baraj yapmaya da elverişli. Sulamaya değil ama baraj yapmaya elverişli. Burada bir soru var. Neymiş bakalım sorumuz? Göksu'nun suyunu mavi tünelle Konya Ovası'na taşıyacağız. Bu durumun Silifke Ovası'na etkisi olur mu? E, olabilir tabii ama o proje aşamasında. E, dolayısıyla mutlaka etkisi olacaktır yani. Çünkü su azalması yaşayacaktır. İklim çünkü gittikçe kuraklaşıyor. Soru değil. Buradaki chat'teki soruyu söyledim. Burada soru yok. Kısmen düzenli rejimli. Evet, kısmen düzenli rejimli dedik Manavgat için özellikle. Şimdi bu Konya projesi, KOP projesi ismi Mavi Tünel oldu. Onları projede göreceğiz ama KOP en çok değişen proje oldu. 4 il vardı şu an 8 il var. En son Kırıkkale'de eklendi ve gök sularını 8 ildeki ovaya götürme projesi olarak daha sonra anlatacağız. En çok çağlayan en çok şelale Akdeniz'deki akarsularda dedik. Boyları kısa dedik. Enerji üretmeye elverişli dedik. Yer altından beslenir dedik ama en önemli özelliğini söylemedik. En önemli özelliği burada dağlar çok yakın kıyıya, paralel. Kıyı derin, falezler var. Ama falezlerin olması, kıyının derin olması akarsuların delta oluşturamamasının nedeni değil. Buradaki akarsular niye delta oluşturamıyor, oluşturamıyor diye bir soru sorarsa, buradaki akarsuların kayaçları kalker. Kalker suya girdiği zaman eriyor, Dolayısıyla kıyıya zaten ulaşmıyor. Neden Manavgat delta oluşturamamıştır, Köprüçay'ı, Aksu delta oluşturamamıştır derse kayaç yapısından dolayıdır. Kıta sahanlığından değildir ama bol miktarda kanyon vadi oluşturmuştur. Yani birçok kanyon vadi bu akarsuların üzerinde oluşmuştur ama delta oluşmamıştır. Son olarak geldik Ege'ye. Bakırçay, Gediz, Küçük, Büyük Menderes. Bu ırmakların ortak özelliği yatak eğimlerinin azalmış olmasıdır. O nedenle yatak eğimleri azaldığı için en çok Menderes, büklüm yapan ırmaklar bunlardır. En çok yataklarını S şekline getiren ırmaklardır. Menderes yaparlar, boyları uzar ama enerji üretmeye elverişsiz hale gelirler. Sulamada kullanılırlar, ama baraj yapmaya uygun değillerdir. Ama hepsi delta yapmıştır. Yani bunların hepsi birer delta ovası oluşturmuştur. Çünkü burada dağlar dik, kıta geniş, akarsular rahatlıkla burayı dolduruyor. Bu deltaları bir sayalım. Bakırçay'ın deltası dikili. Bakırçay'ın deltası dikili. Gediz'in deltası Menemen, Küçük Menderes'in deltası Selçuk, Büyük Menderes'in deltası Balat. Bunlar da bizim delta ovalarımız. Nasıl hepsi yapmış? Çünkü dağlar dik, kıta sağlığı geniş. Bir de şunu söyleyeyim. Bütün akarsularımız ilkbaharda kar erimelerinden etkilenir. Yani akarsularımız ilkbaharda debilerini arttırır, kar erimeleri. Ama kar erimelerinden etkilenmeyen tek bölge Ege'dir. Çünkü Ege'ye kar yağmaz kışın, dolayısıyla erimez. O nedenle Ege bölgesi ilk baharda suyunu azaltan bölgedir. Kar erimeleriyle sularını arttıramaz, kışın yağışlarla beslenir. Yani Ege akarsuları, Ege akarsuları özellikle kışın, kışın yağmur sularıyla beslenen Akarsulardır, kar ermelerinden etkilenmez. Yani sesle ilgili problem olmasının nedeni şu an herkes evde olduğu için internete yükleniyor olmaları olabilir muhtemelen. Yani genel anlamda bağlantının yavaş olmasından kaynaklanabilir. Çünkü özellikle internet yoğunlaşması olabilir bazı arkadaşlarımızda bazı hatlarda. Çünkü burada e, ben çok yakınım Seher'e modeme. Dolayısıyla hani hatlarda bir benden kaynaklanan bir şey olmaması lazım. Şu an kaç kişi de böyle bir hat şeyi var? Ses geliyor mu? Tamam. Devam edelim artık. Yani o olmayan yerlerde tamam. Tamam o zaman devam. Olmayan yer çok kısıtlı. Belki onu Tekrarda dinleyebilirsiniz. Tamam, sıkıntı genelde yok. Evet, Ege Akarsuları'nı da söyledim. Arkadaşlar, bunlar delta yapmışlar. Mesela Küçük Menderes Antik Kentleri, Büyük Menderes Antik Kentleri içeriye taşımış zamanla. Küçük Menderes Efesi içeriye taşımış. Büyük Menderes Milleti içeriye taşımış. Dolayısıyla tarih boyunca buralar etkilenmiş. Irmakları gördük arkadaşlar. Buradan bir soru çıkarsa... Yani yapmamanız imkansız bu bilgiler fazlasıyla yeter. Şimdi devam edeceğiz konuya. İki soru var. Birinci sorumuz diyor ki yukarıdaki akarsularımızdan hangileri Karadeniz'e dökülür? Kızılırmak dökülür, Çoruh dökülür, yoksu, Seyhan ise Akdeniz'e dökülür. Cevabımız 1 ve 2 olacak hangisi Meriç Nehri'nin özelliklerinden biri değildir diye sormuş. Ulaşım alanında yararlanılması demiş. Ulaşım alanında tek ırmaklarımız Bartın ve Filyos'tu. Bartın, Filyos. Dolayısıyla o ulaşımda tomruk taşımacılığıydı. Ancak mesela kaynağını Balkan Yarımadası'ndan alması, Ergeni'nin en uzun Meriç'in kolu olması, Yunanistan sınırının çizmesi, Ege'ye dökülmesi bunlar Meriç'in özellikle cevabımız A şıkkı olacak. Hangi nehir diğerlerinden farklı denize dökülür? Aras Türkiye'nin Kura ile birlikte tek kapalı havza ırmağıydı. Büyük Menderes, Meriç, Gediz bunlar Ege'ye dökülür. Aras ise Hazar Denizi'ne dökülür. Hazar Deniz ismini alır ama aslında bir göl diyebiliriz. Akarsuyun kaynağı doğduğu yerdir. Döküldüğü yer havzadır. Akar suyun en yüksek noktalarından geçen ve iki akar suyu ayıran sınıra su bölümü çizgisi deriz. Akar suyun denize ya da göle döküldüğü yere ise ağız deriz. Denize göle döküldüğü yer ağız. İki akar su havzasını ayıran çizgi su bölümü çizgisi. Akar suyun içinde aktığı bölüm havza, döküldüğü yer aynı zamanda ve doğduğu yerde kaynak. Diğer bir soruda akarsular büyüklüklerine göre isimlendirilirler. Bu isimlendirme görecelidir. Genel olarak akarsuları küçükten büyüğe doğru sıralayın derse En küçük arkadaşlar deredir. Sonra çay gelir. Sonra ırmak gelir. En büyük nehirdir. Hatta bir büyüğü de akarsudur. Yani küçükten büyüğe sıralarsak dere, çay, ırmak, nehir, akarsu şeklinde bir karşılaştırma yapabiliriz. D şıkkında cevap verilmiş. Türkiye'nin havzalarına gelecek olursak, Türkiye'nin en büyük kapalı havzası Konya Karapınar İç Anadolu Tuz Gölü ve çevresidir. En büyük ülke içi için söylüyorum tabii. En büyük kapalı havzamız İç Anadolu Tuz Gölü. Konya Karapınar kapalı havzasıdır. İkincisi Van Gölü kapalı havzasıdır. İkinci büyük kapalı havzamız Van Gölü kapalı havzası. Üçüncü büyük kapalı havzamız da Akdeniz Göller Yöresi kapalı havzasıdır. Üç büyük kapalı havzamız var yani. En büyük Tuz Gölü kapalı havzası, ikincisi Van Gölü kapalı havzası, üçüncüsü Akdeniz Göller Yöresi kapalı havzası. Peki en büyük açık havza hangisi? Karadeniz. Ama yurt dışında ve dünyada en büyük kapalı havza hangisi derse o zaman Hazar Gölü diyeceğiz. Hazar Denizi diyeceğiz. Yurt dışında Türkiye'nin en büyük kapalı havzası ise Aras Kura'nın döküldüğü Hazar Gölü ya da Hazar Denizi diyeceğiz. Çok önemli bir kısma geldik. Sınır çizen akarsularımız. Bu önemli mutlaka not alıyorsunuz. Meriç Irmağı Türkiye-Yunanistan Talvek çizgisine göre sınır çizmiş. Yani akarsuyun en sığ noktaları dikkate alınmış. Taşkın yapar demiştik. Rezve Mutlu Deresi Türkiye-Bulgaristan sınırını çiziyor. Aras Türkiye-Ermenistan, Nahçıvan, İran ekleyin. İran sınırını çiziyor ki su bölümü çizgisine göre çiziyordu. Arpaçay söyledim ilk derste Türkiye Ermenistan sınırını çiziyor. Asi Türkiye Suriye sınırını çiziyor Hatay'da. Hezil çayı ise Dicle'nin koludur. Türkiye Irak sınırını çiziyor. Bu sınır çizen ırmakları mutlaka bileceğiz. Su bölümü çizgisini söyledik. İki komşu akarsu havzasını ayıran en yüksek noktayı takip eden sınırdı ki İran sınırı buna göre belirlenmişti. En eski, en doğal sınırdı. Su bölümü çizgisini burada da görmekteyiz. Akarsu havzalarını ayıran çizgi. Bu çok çok daha önemli. Çünkü tek sınır çizen tek gölümüz ise Aktaş Gölü, Hozafin Gölü. Türkiye-Gürcistan arasında sınır çiziyor. Türkiye Gürcistan arasında sınır çizen tek gölümüz hangisi derse Hozafin Gölü diğer adıyla Aktaş Gölü diyeceğiz. Sınır çizen tek gölümüz. Bakın nokta vuruşu yapıyoruz. Yani özellikle çok dikkat edin. Hikaye kısmını geçiyoruz. Tamamen can alıcı noktalar üzerinde duruyoruz. Bu da onlardan biri. Sınır çizen tek gölümüz, Gürcistan sınırını çizen Aktaş Gölü. Türkiye'de sınır çizen akarsu ve sınır çizdiği ülke hangisi yanlıştır? Kura Gürcistan, Dicle Suriye ki Hezil Çayıydı. Meriç Yunanistan, Aras Ermenistan, Arpaçay İran demiş. Arpaçay Ermenistan'la sınır çiziyor. İran sınırı özellikle su bölümü çizgisiyle arasla özellikle bir bölümü çizilen sınırımız diyebiliriz. Türkiye'de doğup Türkiye'nin sınırları dışında denize dökülen akarsular Fırat, Dicle nereye dökülür? K demiş Fırat Dicle için. K demiş. Yani K nereye dökülür? Basra Körfezi'ne dökülür. Şabdül Arap Irmağı ismini alır. Tek ırmak olur birleşir. Aras Kure'ye L demiş. Hazar Denizi'ne dökülür L. Çoruh'a M demiş. Çoruh da Karadeniz'e dökülür. Dolayısıyla cevabımız D şıkkında verilmiş. Bunlardan tek kapalı havza L olarak değerlendirilebilir. Diğerleri açık havza. Yukarıdaki haritada bazı alanlar koyu renkte gösterilmiştir. Bu alanlarda aşağıdaki doğal afetlerden hangisi daha sık görülmüştür? Bakıyoruz. Özellikle buralar taşkın ve selin olduğu yerler. Özellikle Meriç Irmağı verilmiş Trakya'da. Akdeniz zaman zaman kışın yağışlarla kar erimeleriyle taşkın yapar ve Karadeniz ilkbaharda taşkınların sıklıkla yaşandığı bir bölgedir ki heyelan riskini arttırır bu da. Dolayısıyla A şıkkı sorumuzun haritada gösterilen yerlerin karşılığı. Ve geldik Çoruh Nehri. Çoruh Nehri için şunları söylemiştim. En fazla elektrik üreten değil sadece elektrik üretmekte kullanılır maktı. Bu nedenle en çok baraj şu an Çoruh'ta. Yapılmış, yapılmakta olan proje aşamasında en çok Çoruh'ta baraj olduğunu görüyoruz. Laleli, İspir, Güllübağ, Aksu, Arkun, Yusufeli, Artvin, Deriner, Borçka, Muratlı. En çok baraj Çoruh'ta. Şimdi ben öğrencilerime diyorum ki, mesela alan dersine giriyorum Türkiye çapında. Coğrafya sosyal öğretmenlerin alan dersine. Neredeyse yoğun olarak giren tek öğretmenim. Diyorum ki alan alana hazırlanıyorsunuz, akademik sorular bekliyorsunuz ama bir soru gelir ki akademik olmaz. KPSS genel kültürde de sorur, al, alıp götürür. Mesela hangisi Çoruh üzerinde olan barajlarımızdan biri değildir? Bu soru zor mudur? Aslında kolaydır. Ama hem de zordur. Çünkü ayırt edici bir bilgi gerektirir. Yani ezber gerektirir. Bakıyoruz. Birçok baraj var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yapılmakta olan, yapılma aşamasında proje çok baraj var, çok hes var. Bu soruya baktığımız zaman hangisi Çoruh Nehri üzerinde kurulan ya da kurulması planlanan baraj değildir? Ispirt, Aksu, Arkun, Kayacık, Güllüba. Dolayısıyla böyle bir soru geldiği zaman soru zorlayıcı olabilir. Kayacık barajı olacak. İspir var, Aksu var, Arkum var, Güllübağ var ki en yüksek şu an Deriner, ileride Yusufeli, onlar da var ama Kayacık barajı, Çoruk nehri üzerinde hala hazırda olan barajımız değil. Dolayısıyla barajlardan şu ana kadar bir soru çıkmadı ama çıkarsa böyle bir soru gelebilir. Burada da verdik. Yusufeli Türkiye'nin en yüksek barajı olacak. Deriner şu an en yüksek barajı. Çubuk. Cumhuriyetin ilk barajıydı. Osmanlı'nın topuz bendiydi. Ama şu ana kadar baraj eşleştirmesi yapılmadı. Yani hangi ırmağın üzerinde hangi barajlar var? Böyle bir soru gelmedi. Ama ezber gerektiren bir sorudur. Dolayısıyla bu tablo size yardımcı olacaktır. Yani ben ille de bakmak istiyorum diyenler için bunu koydum. Yoksa ben çok da özellikle çıkacağını tahmin etmiyorum yani baraj eşleştirilmesi şu ana kadar sorulmadı. Çünkü çok külfetli bir ezber gerektiriyor. Yani tek tek barajları ezberleyeceksiniz. Dolayısıyla o barajları ezberlemekten ziyade bir barajın özelliği sorulabilir. Mesela en çok baraj ömrünü kısaltan ırmak yeşil ırmaktır. Bunun nedeni sorulabilir. Ya da hangi proje içerisinde? Yani böyle daha çok yoruma dayalı sorularda oluşturulabilir. Osmanlı'nın ilk barajı Topuz bendi. Genç Osman dedik. Sulama amaçlı yapılan baraj demiştik. Cumhuriyetin ilk barajı Çubuk dedik. Cumhuriyetin ilk barajı Çubuk'tu. Türkiye'nin en büyük barajı Fırat Nehri üzerinde Atatürk'tü. Gövde yüksekliği en fazla olan baraj ise Derinerdi, ileride Yusufeli dedik. Hidroelektrik potansiyeli en yüksek olan Doğu Anadolu'du. Bakın, en çok elektrik üreten bölgemiz Marmara'dır doğal gaz sayesinde. Ama hidroelektrik potansiyeli diye ayrım yaparsa o zaman cevap Doğu Anadolu olur. Hidroelektrik de sonuncu Marmara'dır. Ancak doğal gaz açısından en çok elektriği Türkiye çapında Marmara üretir. Dolayısıyla elektrik üretimi en fazla hidroelektrikte Güneydoğu'dur, doğal gazda Marmara'dır. Baraj sayısı en fazla bölge bazında İç Anadolu'dur, İl bazında ise Artvin'dir, ırmak bazında ise Çoruk'tur. Bu bilgileri tek tek söyledik barajlarla ilgili ve geldik akarsuların oluşturduğu yer şekillerine. Yusufeli bitmedi. Evet, Yusufeli ileride proje aşamasında diye sorabilir. İleride proje aşamasında diye bir bilgi sorabilir. Şimdi akarsulara geldik. Akarsuların aşındırma ve biriktirme şekilleri var. Vadiler Şelale Çağlayan Dev Kazanı Peri Bacası Kırgı Bayır bedlens diyar adıyla Plato Peneplen aşındırma şekilleri. Akarsu gençken, güçlüyken aşındırma yapıyor. Olgunlaşma ve yaşlık döneminde milyon, milyar yıl seviyesinde biriktirme yapıyor. Biriktirme şekilleri birikinti konisi, birikinti yelpazesi, dağ eteği, dağ içi, ırmak adası ve delta ovasından oluşuyor. Şimdi bunları ...göreceğiz ama bir de hem aşınım... ...hem biriktirme şekli var. Menderes büklüm ve seki taraça. Hepsini tek tek... ...görmeye başlayacağız. Akarsularla... ...ilgili olarak. Dershanede... ...bunları görmüş müydünüz bu arada? Dershanede. Ki kim gelmişti... ...dershanede dersinize? Ben çünkü... ...PEGEM'de alana giriyorum sadece. Coğrafya, sosyalin... ...alana giriyorum ama siz de gördünüz. Çekmeköy'de. Evet, Çekmeköy'de gördünüz. Tamam. İyi oluyor o zaman. Tekrar etmiş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar, vadi akarsuyun en karakteristik yer şekli. Vadi türleri akarsuların en karakteristik yer şekilleri. Çentik V şeklinde olan var. Boğaz, yarma, U şeklinde olan var. Kanyon, asimetrik tabanlı vadi. Akarsuyun aşama aşama oluşturduğu vadiler bunlar. Aşama aşama. Mesela gençlik döneminde çentik vadi yapıyor. Gençlik döneminde. Olgunlaşma döneminde boğaz, kanyon, asimetrik vadi yapıyor. Yaşlık döneminde ise tabanlı vadi yapıyor. Yani her dönemde farklı vadi tipini oluşturuyor. Şimdi burada gençlik döneminde yaptığı vadi Çentik, Kertik Vadi. Olgunlaşma döneminde Boğaz, Yarma Vadi, Kanyon, Yatık Yamaçlı Vadi ise yaşlık dönemine geniş tabanlı vadi, Menderesli Vadi diğer adıyla yaşlık dönemine denk geliyor. Şimdi önce Çentik Vadi ile başlayacağız. Arkadaşlar bu vadi akarsuyun özellikle kaynak noktasına yakın bir vadi. Doğduğu yere yakın bir vadi, sadece derine doğru aşındırdığı vadi. Henüz yana aşındırma yapmıyor. Derine kazıyor. Bu vadi enerji üretmeye elverişli vadi. Aşınmaya elverişli vadi, birikmeye elverişli vadi değil. Gençlik dönemi. Mesela Çoruh Vadisi. Yüksek barajlar yapıyor. Devletler bu vadiler üzerine rafting'e uygun taşkın yapma ihtimali çok zayıf ama çağlayan yapabiliyor. Yani gençlik dönemi dev kazanı çağlayanların oluştuğu oldukça dar, derin bir vadi, çentik vadi, V şeklinde. Yana aşındırma olmadığı için U şekline ne yapmamış henüz? Oturmamış. Yani U şeklini almamış. İlk vadi. Biz buna ilk vadi diyoruz. Bu şekilde çok hızlı akıyor. Baraj yapmaya uygun. Ulaşıma uygun değil. Sarp yamaçlar arasında V şeklinde bir vadi. İkinci vadi yarma U şeklinde hem derine kazıyor hem yana kazıyor. Bu olgunlaşma dönemine denk geliyor. Yani bu vadi için bir 300-400 milyon yıl gerekiyor akarsuyun yatağını kazması için. Bu vadi doğal ulaşımın yaptığı geçitleri oluşturuyor. Mesela Zigana, Kop, Gülek, bütün bu geçitler Boğaz Vadi. Yazında, pardon, tarih boyunca da kullanılmış, günümüzde de kullanılmaya devam edilen doğal geçitler bunlar. Bu vadiler, bakın yollarla özellikle birbirine bağlanabiliyor. Dolayısıyla geçit yapılabilir ama baraj yapmaya halen müsait baraj yapmaya müsaittir ama vadi genişlemiştir. Sadece V şeklinde kalmamıştır artık U şeklinde bir profile dönüşmüş. Türkiye'de en çok bu arada ne var? Türkiye'de en çok Çentik Vadi var. Genç bir ülkeyiz ama Akdeniz'de, Karadeniz'de yavaş yavaş Boğaz Vadi'ye dönüşümleri görüyoruz. Kanyon Vadi basamaklı vadi. Diğer adı basamaklı vadi. Bu olgunlaşma dönemine denk gelen bir vadidir ve karstik yapı etkilidir genelde. Parçalanma etkilidir, çözülme. Kayaç yapısı karstik olursa vadi yamaçlarında basamaklar ortaya çıkar ve kanyon vadi oluşur. Yatağı değil, vadi yamaçlarının basamak şeklini aldığını görürüz. Bu vadi mesela karstik yapıdan dolayı Akdeniz'de vardır. Köprü üzerinde köprülü kanyon vardır. Göksu üzerinde göksu kanyonu vardır. Yani Antalya bölümünde çoktur kanyon vadi. Karstik yapıdan dolayı. Antalya bölümünde basamakların yamaçlara yerleştiği vadiler kanyon vadi. Görüntü böyle. Burası dünyanın en büyük kanyon vadisi. Bunu güncelde sorabilirler. Grand Canyon yani büyük kanyon. Arizona Nehri yapmıştır bunu. Arizona nehrinin yaptığı büyük kanyon özellikle dünyanın en büyük kanyon vadisi diyeceğiz. Şak çut tuk tuk sesler gelmeye başladı. Ben sizin sesinizle ilgili şey yapmamış mıydım? Evet. Şimdi arkadaşlar Türkiye'de en büyük ikinci vadi var. Türkiye'nin en büyük ikinci vadisi ise, pardon dünyanın en büyük ikinci vadisi ise, Türkiye'nin en büyük vadisi olan Uşak Ulu Bey Kanyon. Yani dünyada Grand Kanyon'dan sonra en büyük kanyon vadi hangisi derse, Uşak Ulu Bey Kanyonu diyeceğiz. Grand Kanyon'dan sonra dünyanın en büyük ikinci kanyon vadisidir. Melisa yeni mi geldin? Melisa yeni geldi galiba. Şu an kaç kişiymişiz bakayım? 56 kişi. Vallahi azız bence. Keşke kayıtlı öğrencilerin hepsi dinlese. Full yaparlardı. Antalya Saklı Kent Kanyonu var. Bunu not alın. Antalya Saklı Kent Türkiye'de kış turizmi açısından Antalya'nın tek yeri, Akdeniz'in tek merkezi. Antalya Saklı Kent aynı zamanda Akdeniz'in tek kış turizm merkezidir. Kastamonu'da Valla Kanyonu var. Dünyanın en derin ikinci kanyonudur. Evet, kitapta Muğla Saklı Kent diyor. Muğla Saklı Kent yanlış. Çizin onu üzerine. Muğla Saklı Kent var ama orası kış turizm merkezi değil. Ege'de kış turizm merkezi yok zaten. Akdeniz'i alacağız Olimpos tarafında. Bir de Aksaray'da Ihlara Kanyonu var ki Aksaray tarafında. O da önemli bir kanyon vadi ama en büyük Grand Kanyon ve Uşak diyebiliriz. Bakın Grand Kanyon bu. Gömük mendereslerle özellikle çok derin bir kanyon vadi oluşturan muazzam bir yapı. En büyüğü ise Uluğbey Kanyonu dedik. Geldik asimetrik vadiye. Vadi yamaçlarının farklı simetriye sahip olduğu vadi. Bir taraf daha dik, bir taraf daha eğimli bir kanyon. Ee, drenajsız kayadan dolayı görüntü sergiliyor. Simetrik olma özelliği ortadan kalkıyor. Biz buna asimetrik vadi diyoruz. Akdeniz'de bu tür vadileri görebiliyoruz. Bir taraf vadide daha dik yamaç olarak, diğer taraf daha eğimli. Son vadimiz ise akarsuyun yaşlık dönemine denk gelen tabanlı vadi. Bu vadiler akarsuyun yer yer Menderes, yer yer Irmak Adası yaptığı vadiler. Marmara Ege'de görüyoruz. Üzerinde tarım yapıyoruz. Ulaşım çok kolay bu vadilerde. Akarsu artık aşındırma yapamıyor bile. Geriye doğru biraz aşındırıyor, yana aşındırıyor. Derine kazamıyor. Derine kazacak bir alan bırakmamış. Milyar yıl geçmiş. 800 milyon, 1 milyar yıl geçmiş yaşlık dönemi. Artık denge profiline iyice yaklaşmış vadiler. Daha çok biriktirme yapıyor bu vadilerde. Çok uzun zaman alıyor. Bakın geniş tabanlı vadiler böyle. Neredeyse vadi bir ovaya ne yapmış, Dönüşmüş diyebiliriz ve akarsu menderesler oluşmuş ve gücünü kaybetmiş. İkinci şekil peri bacaları. Peri bacalarını anlatıp artık bu dersimizi bitireceğiz. Saftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Peri bacaları hem iç kuvvetlerin hem dış kuvvetlerin birlikte yaptıkları tek şekildir. İç kuvvet, dış kuvvet birlikte bu şekli oluşturmuştur. İç kuvvet olarak volkanizma etkili olmuştur, volkan tüfü. Dış kuvvet ise sel suları, akarsularla rüzgarlar etkili olmuştur. Akarsular, sel suları ve rüzgarlar. Tabi bitki örtüsünün cılız olması da süreci ne yapmıştır? Hızlandırmıştır. Bitki örtüsü süreci hızlandırır ama neyin bir etkisi olmamıştır derse yer altı suları diyeceğiz. Yer altı sularının hiçbir etkisi olmamıştır. Yani soruda ne etkili değildir derse cevap yer altı suları olacak. Arkadaşlar volkanik malzeme olarak peri peribaca, bacalarında volkan tüfü var. Yani malzeme tüf. Tüf rahatlıkla aşınan bir malzeme. Üst taraf daha sert şapka şeklinde baza alt kısmı rüzgarlar aşın, alt kısmı akarsular, sel suları aşındırıyor. Bazalt şapka kısmını rüzgarlar aşındırıyor, cila alıyor. Akarsular direkt etki sağlıyor, rüzgarlar dolaylı etki sağlıyor. Ama akarsularda, rüzgarlarda etkili. Ana malzeme ise volkan tüfü. Ve Türkiye'de en yaygın nerede diye sorduğumuz zaman en yaygın olan yer ise Türkiye'de özellikle en çok görüldüğü yer Kapadokya diyoruz. Kapadokya. Yani Nevşehir çevresi Kapadokya. Ürgüp, Göreme, Avanos, Üçhisar buralar. Ürgüp, Göreme, Avanos, Üçhisar. Buraya Strabon güzel atlar ülkesi demişti. Güzel atlar ülkesi. İlk coğrafyacı ÖSYM bu tanımlamaları çok sorar. Güzel atlar ülkesi Türkiye'de peri açısından en yaygın yer. Şimdi burada yer şekillerine bakıyoruz. Mesela bir, daha sonra göreceğiz bunu. Birikinti yelpazesi bu. Birikinti konisi yelpazesi. İki, taraça seki olacak, anlatacağız. Üç neredeymiş? Üç menderes, büklüm diyeceğiz mesela. Dörde ova diyeceğiz. Beşe Şelale dev kazanı diyeceğiz. Beşe. Şelale dev kazanı. Altaya vadi. Anlattık vadiyi geçtik. Mesela bu U şeklinde. Bu boğaz vadi. Kaynağa doğru üst tarafa doğru çentik vadi. Yedi plato anlatacağız. Plato. Sekiz ırmak adası kum adası sonra göreceğiz. Dokuz delta göreceğiz. On şimdi görüyoruz işte peri bacaları. 11'de kırgı bayı Badlands, kötü arazi onları da göreceğiz. Peki sadece güzel atlar ülkesi Kapadokya'da mı var peri bacaları? Hayır. Narman Erzurum'da Kırmızı Periler Diyarı dediğimiz peri bacaları var turistik. Erzurum Narman peri bacaları var. Erzurum Narman Van'da Başkale peri bacaları var. Van'da Başkale, Van'lar buraya Vanadokya demişler. Hemen çevirmişler. Vanadokya demişler. Manisa'da Kula peribacaları var. Kuladokya deniliyor buna da. Kuladokya. Yani hemen oradan çeviri yapmışlar. Kuladokya. Buraya Yanık Ülke ismini vermiştik. İç Jopark alanıydı. Afyon'da var. İşçehisar'da. Artvin'de Şavşat'ta var. Mesela çok güzel bir soru olabilir bu. Hangisinde peri bacası yoktur? Denizli verir mesela. Denizli'de peri bacası yok. Denizli'de traverten var. Demek ki altı yerde Türkiye'de peri bacası görmek mümkün. Halk arasında kırmızı periler diyarı olarak adlandırılan Narman peri bacalarının bulunduğu ilimiz Erzurum. Evet söyledik. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Van'ın Başkale ilçe sınırları içerisinde Yavuzlar peri bacaları Doğal sit alanı yani kesin korunacak hassas alan ilan edildi ne zaman? Bu yıl. Yani bu yıl peribacaları koruma altına alındı. Vanların Vanadokya dedikleri yerde kesin korunacak hassas alan olarak belirlendi. Bakın Kapadokya'da bir manzara. İnsanlar içlerine ev yapmışlar. Oteller var. Gitti, gittiyseniz görmüşsünüzdür. Bunlara tüf ev diyoruz. Resmi daireler bile var. Yani bunlar tamamen insanların yerleştikleri tüf evleri oluşturuyor. Bir de balon turizmi var. Şu anda balon turizminde Türkiye'de birinci neresi derse, merkezi neresi derse özellikle Levşehir diyoruz. Kapadokya. Balon turizminin şu an merkezidir. Alternatif turizm olarak karşımıza çıkmaktadır. Geldik şelaleye. Çağlayan'a. Evet. Haftaya Şelale Çağlayan'dan kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Bu anlattığınız yere kadar. Evet, sormak istediğiniz soru var mı? Kayıtları dinliyor musunuz bu arada? Yok, dinli kayıtları dinliyorsunuz. Sormak istediğiniz yok. Galiba o zaman bana müsaade. Bir sonraki derste tekrar devam edeceğiz. Siz herhalde o gruba katılamıyorsunuz. Orada biraz daha öndeyiz galiba. Sizde de buradan böyle nokta vuruş şeklinde gideceğiz. Haftaya görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.